Evet gençler, merhabalar. Bir önceki dersimizde atomu ve neyi işlemiştik? Molekülü işlemiştik. Bugünkü dersimizde de neye geçiyoruz? Saf maddelere geçiyoruz. Bakalım saf madde dediğimiz şey neymiş? Aynı cins atom veya moleküllerden oluşan maddelere saf madde diyormuşuz. Bakın, aynı cins atom veya molekülden oluşan maddelere saf madde diyoruz. Unutmuyorsunuz, aynı cins atom olacak. Şimdi biz saf maddeleri ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Elementler ve bileşikler. Element dediğimiz ne ayrılıyor? O da ikiye ayrılacak. Atomik yapılı olacak ya da moleküler yapılı olacak. Atomik yapılı dediğimiz atom tek başına bir tane bir şeyden tek başına gezebilecek yani arkadaşlar. Mesela gümüş elementi ya da altın elementi. Tek başına gümüş elementi Hg olarak gösterilir. Şöyle bir elementtir arkadaşlar. Bileşik ya da molekül yapmasına gerek yoktur. Ama bir de molekül yapılı elementler var. Yani doğada tek başına bulunamıyorlar bunlar. Yani oksijen elementi tek başına böyle O olarak gezemiyor arkadaşlar. Mutlaka yanında bir tane arkadaş arayacak. İki tane O ile gezebilir. Ya da ne ile gezebilirdi? İşte yanına iki tane hidrojen alabilirdi. Ama biz biliyoruz ki oksijen elementi tek başına gezemiyor. Mutlaka iki tane ya da ikiden fazla bir şeyle gezmek zorunda olduğu için biz buna ne diyoruz? Moleküller yapıda diyoruz. Molekül neydi arkadaşlar? Birden fazla atomun bir araya gelmesiyle oluşuyordu. Bakın burada da birden fazla atom bir araya geldiği için molekül yapılı element diyoruz. Doğada tek başına bulunamıyor. Ama atomik yapılı element doğada tek başına çok rahat bulunabiliyor. Mesela bor, altın, gümüş, bakır bunlar tek başlarına yani yalnız kalabiliyorlar. Hg ya da alüminyum. Bunlar simgelerini birazdan göstereceğim zaten size. Bugünkü dersimizde bunları işleyeceğiz. Şimdi saf maddelerden elementler kısmına baktık arkadaşlar. Atomik yapılı ve moleküler yapılı dedik. Bir de bileşiklerimiz var bizim. Bileşik. Yani tek başına değiller bunlar. Mutlaka bir şeyle birleşmişler. Bu da ikiye ayrılmış bakın. Moleküler yapılı bileşik, iyonik yapılı bileşik. Şimdi moleküler yapılı bileşik dediğimiz bakın böyle. Su bileşiği ne yapmış arkadaşlar? İki tane neyle birleşmiş? Su ile birleşmiş. Yani kendinden farklı bir şeyle birleşmiş. Biz buna ne diyoruz? Moleküler yapılı bileşik diyoruz. Başka bir şeyle birleşmiş değil mi? Bakın burada kendisiyle aynı olan bir şeyle birleşmişti. Oksijen elementi yerine başka ne örnek verebiliriz buraya? Hidrojen verebiliriz. Hidrojen de tek başına gezmiyor. Genellikle böyle iki tane olarak geziyorlar. H2 olarak gösteririz bunu böyle. Parantez içinde yazayım. Buna ne diyoruz? Moleküler yapılı element diyoruz. Bakın unutmuyorsunuz. Moleküler yapılı bileşik ise başka bir şeyle birleşecek arkadaşlar. Bakın oksijen burada neyle birleşmiş? İki tane hidrojenle birleştiği için biz buna ne diyoruz? Su bileşiği diyoruz ve moleküler yapılı olduğunu bileceğiz. İyonik yapılı bileşik dediğimiz şey de iyonik demek arkadaşlar pozitif ve negatif yükleri var demek. Tuz bileşiği şöyle oluşur. NaCl diye gösterilir. Bizim bildiğimiz sofradaki tuzumuz. Sodyum ve klordan oluşur arkadaşlar. Bu ne yüklüdür? Şu eksi yüklüdür, bu artı yüklüdür. İşte böyle iyonik yapılı artı ve eksi iyonları olduğu için biz bunlara iyonik yapılı bileşik diyoruz. Unutmuyoruz, saf maddelerimizi ikiye ayırıyoruz. Elementler ve bileşikler olmak üzere. Element ve bileşikler de kendi alt dallarına ayrılıyor. Bunlar da ikişer olarak ayrılıyorlar. Elementleri atomik yapılı element dedik. Bunlar tek başına geziyorlardı. Moleküler yapılı elementlerimiz de kendisiyle aynı olan şeyle yani oksijen oksijenle, hidrojen hidrojenle aynı olan atomla ne yapacaklar? Gezecekler, molekül oluşturacaklar. Yani moleküler yapılı element diyeceğiz. Bileşik dediğimizde başka bir şeyle birleşecek. Bu birleşenler molekül yapıda olabilir ya da iyonik yapıda olabilir. Molekül yapıda olabilen neymiş arkadaşlar? Başka bir şeyle birleşecekmiş. Yani molekülü biliyorsunuz zaten tanımını artık. İyonik dediğimizde işte böyle artı eksiler olmak üzere birbirlerine çekecekler ya da itecekler. Bundan bahsedeceğim tekrardan. Şimdi bakalım tek tek inceleyelim. Elementler. Saf maddelerin ilk alt dalı olarak elementleri işliyoruz arkadaşlar. Bakalım element dediğimiz şey neymiş? Aynı tür atomlardan oluşan saf maddelerdir. Bakın burada bir tane altın yüzük görüyoruz. Altın yüzüğü böyle yaklaştırdığınızda tek tek bir sürü altın atomu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yuvarlak yuvarlak bir sürü altın atomunun bir araya gelmesiyle saf bir altın yüzük oluşmuş. Saf madde diyoruz buna. Çünkü sadece ne var içinde? Altın var. Başka bir şey karıştırmamışız. Farklı elementlerin atomları da
farklıdır diyeceğiz arkadaşlar. Bakın burada ne var peki? Bakır bir cezve görüyorsunuz. Şu yuvarlaklar tek tek nedir? Bakırdır. Biz buna işte bakır elementi diyeceğiz. Elementlerin birbirinden farklı olmasına neden olan temel etken, bakın bunu unutmuyoruz. Niye bu elementler birbirlerinden farklı acaba diye sorulursa size, atomlarındaki proton sayıları farklı. Hatırlarsanız bunların içinde ne vardı? Hemen çizelim atomun yapımızı tekrardan. Şöyle dış katmanı vardı, bir de içinde çekirdek vardı. Çekirdeğin içinde ne olacaktı? Protonlar ve nötronlar olacaktı, değil mi? İşte bu protonların sayılarının farklı olması neyi gösteriyor bize? Elementin farklı olduğunu gösteriyor. Bakıyorsunuz ki size iki tane örnek verdi diyelim. Şimdi harfleri sallayacağım arkadaşlar. X ve Y elementi dedi. Birinin proton sayısına size dedi ki 9, diğeri 10 dedi. Proton sayısı birbirinden farklıysa bunlara diyeceksiniz ki bunlar birbirinden farklı elementlerdir. Ama şöyle gösterseydi, Y'ye de 9 yazsaydım ben, şöyle hemen yazayım. Y'ye de 9 yazsaydım, şıklardan ne diyecektiniz? X ve Y aynı elementtir diyecektiniz. Çünkü neden? Proton sayıları aynı. Proton sayılarının farklı olması elementin birbirinden farklı olmasını sağlar. Bunu unutmuyoruz. Yani her elementin kendine has proton sayısı var arkadaşlar. Bunu da periyodik cetvelde göstereceğim. Şimdi geldim elementlerin genel özelliklerine. Bu elementler bir kere sembollerle gösterilecek arkadaşlar. Biz karbon diyoruz, oksijen diyoruz ya. Artık oksijeni biliyorsunuz mesela. Oksijen nasıl gösteriliyor? O harfiyle gösteriliyor. Karbon. Karbon diyoruz ama karbonu ne harfiyle göstereceğiz? C. Hidrojen diyoruz. Hidrojeni H harfiyle gösteriyoruz. Sonra helyum. Hani şu balonların içindeki helyum var ya. Helyumu nasıl gösteriyoruz? HE harfiyle gösteriyoruz. Yani elementlerin hepsi sembollerle gösteriliyor. Bunu unutmuyorsunuz. Saf ve homojendir. Yani başka bir şey karışmamış arkadaşlar içine. Saf sadece kendisi, sadece oksijen, sadece karbon. Tamam mı? Saf ve homojendir diyeceğiz. Belirli hal değiştirme sıcaklıkları vardır. Evet. Hepsinin kendine has neyi var arkadaşlar? Hal değiştirme sıcaklığı. Hal değiştirmeden kastım nedir? Erime, kaynama, donma, buharlaşma. Hal değiştirmeden kastım bunlardır. 5. sınıftan hatırlarsınız. Yani hepsinin kendine has ne özelliği varmış? Hal değiştirme sıcaklığı varmış. Kendilerinden daha basit maddelere ayrıştırılamaz. Zaten en basiti bu. Yani oksijenden daha küçük neye ayırabilirsin? Oksijenden başka basit bir maddeye ayrıştıramazsın. O yüzden basit maddelere ayrıştırılamaz diyoruz. En küçük yapı taşları atom ya da moleküldür diyoruz. Yani altın yüzük çizelim şuraya. Hiç yüzüğe benzemedi ama bunun yüzük olduğunu varsayın. Bu neden oluşacak? En küçük yapı taşı nedir? Az önceki görselde gördünüz. Küçük küçük böyle altın elementli şey atomlarından, altın atomlarından oluşmuş olduğunu biliyoruz artık. Ya da işte oksijen molekülü, iki tane oksijen molekülünün böyle birleşmesiyle oluştuğunu bilmiş olacağız. Elementlerin genel özelliklerini şöyle hızlıca tekrardan sayarsam, sembollerle gösterdiğimizi bileceğiz. Saf olduklarını bileceğiz. Homojen yani hiç başka bir şey karışmamış içine. Belirli hal değiştirme sıcaklıkları vardır bunların. İşte oksijen farklı sıcaklıkta kaynıyor, karbon farklı sıcaklıkta kaynıyor ya da hidrojen başka bir sıcaklıkta kaynıyor ya da donuyor. Bunlar kendilerine hastır. Kendilerinden daha basit maddelere ayrıştırılamaz diyoruz. Ve en küçük yapı taşları atom ya da moleküldür. Tamam mı? Bu kadar. Elementlerin genel özellikleri dediğimiz şey bu kadar. Geldim şimdi periyodik sistemdeki ilk 18 elemente. Bu sizin ezberlemeniz gereken, adınız gibi bilmeniz gereken şeyler arkadaşlar. Periyodik cetvel dediğimiz cetvel şöyle bir şey. Bilim insanları ne yapmışlar arkadaşlar? Elementleri, atomları tek tek bulmuşlar, değil mi? Oksijen atomunu biri bulmuş, karbonu biri bulmuş. Hepsi tek tek kendileri isim vermişler. Sonra bakmışlar bunlar karışıyor. Biz bunları belirli bir özelliğe göre sıralayalım demişler. Ne yapmışlar? Proton sayılarına göre elementleri tabloya yerleştirmişler. Şöyle çizelim. Şunu şu tarafa bir alayım. Şöyle. Bu şekilde tablolara yerleştirmişler arkadaşlar. Şöyle yanılmasına da çizelim. İşte şöyle. Periyodik cetveli size göstereceğim. Demişler ki en hafif olanı yani hidrojeni bir tane protonu varmış çünkü. Bakıyorlar bir tane protonu var bunun çekirdeğinde. Hidrojeni en başa koymuşlar. Sonra bakmışlar ki helyumun iki tane var. Yan tarafına da şuraya da helyumu yazmışlar.
Sonra bakmışlar ki lityum. Lityum elementi demişler. 3 tanecik protonu var. O zaman bunu nereye yazayım ben demiş. Bunun altına yazmışlar. Şöyle yana doğru, yani ne yapmışlar arkadaşlar? Yana doğru gitmişler. Artan proton numaralarına göre, yani artan atom numaralarına göre diyoruz biz. Buna göre sıralamışlar. Buraya da berilyumu yerleştirmişler. Bu böyle gidiyor arkadaşlar. Şurada mesela bor elementi var. Böyle sırayla atom sayılarına, yani proton sayılarına göre bunları periyodik cetvele yerleştirmişler. Yani periyodik sistem dediğimiz bu. Siz bunların sadece 18'inden, yani şu yukarıdaki 18 tane elementten sorumlu olacaksınız. Şimdi burayı temizliyorum. Şimdi hem sembolü gösteriliyor yanında, hem nasıl okunduğu gösteriliyor. Bir de neyi bileceksiniz? Kullanım alanlarını. Acaba ben bunu nerede kullanıyorum, değil mi? Yani bu kadar elementi, atomu bulmuşuz biz. Ama bunlar neredeler acaba? Ne için kullanılıyorlar? Bunu bileceğiz. Şimdi sizin yapmanız gereken şu. Ben size helyum dediğim zaman hemen sembolünü söyleyebilmeniz ya da yazabilmeniz lazım. Ya da işte berilyum dediğim zaman Be olduğunu bileceksiniz. Bor dediğim zaman B olduğunu bileceksiniz. Ya da şuraya bunu yazdığım zaman buna hemen lityum diyebileceksiniz. Artık bunu ezberlemeniz lazım arkadaşlar. Bu dersimizden sonra oturun bir defterinize yazın. Tek tek sembollerini, isimlerini ezberleyin. Sonra da kullanım alanlarının zaten nerede olduğunu bilirsiniz. Yani aklınızda kalıcı olur. Hidrojen. En küçük proton sayısı en az olan bir. Bir tanecik protonu var bu vatandaşın. Garibim bir tanesiyle idare etmeye çalışıyor. Renksiz bir gaz arkadaşlar bu. Gaz yapıda bir şey. Hidrojen gazı diyoruz ya. Renksiz bir gaz. Suyun yapısında ve bütün organik bileşiklerde bulunur. Hocam organik bileşik ne diye sorsanız şeker arkadaşlar. Bizim vücudumuzda kan şekerini falan ölçüyorlar ya. Mesela kan şekerimizdeki şekeri ben size yazayım. C6, yani kan şekerimizde 6 tane karbon, 12 tane hidrojen, o 6 tane de oksijen varmış. Buna biz ne diyoruz? Şeker. Glikoz diğer adıyla. Bakın nerede bulunuyor? Organik yapılarda. Şeker organik midir? Evet organiktir. Vücudumuzdaki şekerden bahsediyorum. Organik bileşiklerde bulunuyor. İşte 12 tane olabilir. Bazı yerlerde 6 tanedir. Bazı yerlerde 24 tanedir. Bunun sayısı değişebilir. Ama organik bileşiklerde bulunduğunu biliyorsunuz. Yani vücudumuzdaki her şeyde ya da bitkilerdeki her şeyde gerekli olan bir molekül arkadaşlar. Roket yakıtı olarak kullanılır. Bakın uzaya gönderdiğimiz roketler var ya arkadaşlar. Bazen filmlerde görmüşsünüzdür belki uzay filmleri izliyorsanız. Hidrojen kullanıyorlar ve o hidrojen o kadar çabuk tükeniyor ki arkadaşlar. Bu roket yukarı doğru çıkarken bazı tanklarını geri bırakmak zorunda kalıyor. Onlar nedir? Yakıt tanklarıdır. Hidrojeni biteni salıyorlar. Hidrojeni biteni salıyorlar aşağı arkadaşlar. O yüzden hidrojenin roket yakıtlarında kullanıldığını biliyoruz. Yakıt yakıcı bir gaz demek değil mi? Yanıyormuş yani. Bunu bileceksiniz. Renksiz. Suyun yapısında bulunuyor biliyorsunuz. Suyun yapısı neydi? H2O diyorduk biz buna. Suyun yapısına. H2O'da ya da şöyle şeker gibi organik moleküllerde, organik bileşiklerde bulunuyormuş. Helyuma geldim. Helyumu biliyorsunuz balonlarda kullanılıyor ve ses değiştirmeye yarıyor değil mi arkadaşlar? Böyle balonu çekerseniz içinize ve sesiniz incelir. Havadan hafif bir gazmış arkadaşlar bu. Zeplin ve uçan balonlarda kullanılıyor. Yani biliyorsunuz uçan balonlara çocuk elinden kaçırdığı gibi hafif olduğu için yukarı doğru gidiyor. Helyumun da proton sayısı kaçtır? 2'dir. Şuna 1 yazalım. Bunun proton sayısı 2. Geldim lityuma. Lityum dediğimiz bir Evanescence diye bir grup vardır arkadaşlar. Onun Lityum diye bir şarkısı vardır. Çok da severim. Eski bir şarkıdır ama şarkıya böyle bir giriş yapar. Bir ara yüz yüze görüşmek nasip olursa ben size bu şarkıyı dinletirim. Pillerin içinde var. Bakın hiç bilmiyorum telefonunuzun bataryasını açıp incelediniz mi? Tabii şimdiki kullandığınız akıllı telefonların bataryası çıkmıyor içinden. Ama tamir edeceksiniz ya da bataryayı değiştireceksiniz, çıkarıyorsunuz. Bataryada lityum yazar. Ben mesela kendi telefonumun bataryasını değiştirdim. Lityum yazıyor arkadaşlar üzerinde. Neden? Çünkü biz pillerin içinde metal olarak ne kullanıyoruz? Lityum kullanıyoruz. İlaçlarda ve seramik yapımında kullanılıyormuş aynı zamanda. Bunu da biliyoruz ama en çok nereden sorulur size? Pillerin yapısında olduğunu bileceksiniz gençler. Berilyuma geldim. Berilyumun proton sayısı 4. Şuraya yazamadım 4'ü. Be harfiyle gösteriliyormuş bakın. Isı ve elektrik iletkeni olarak ve hava taşıtlarının yapımında kullanılır.
Isı ve elektriği iletken olarak kullanıyormuş değil mi arkadaşlar? Beryum metal çeşididir arkadaşlar. Bir metaldir. Aynı işte altının metal olduğu gibi ya da demirin metal olduğu gibi beryum da bir metaldir. Isı ve elektrik iletkeni olarak kullanılıyormuş. Aynı zamanda hava taşıtlarının yapımında kullanılıyormuş. Hava taşıtı yaparken nerede kullanırım acaba ben bunu? Isıyı iyi iletmesi gereken yerde kullanırım değil mi arkadaşlar? Mesela hidrojen dolu tüp düşünün, roket yakıtı düşünün. Hidrojenin dolu olduğu yer. Bunun ısısını, enerjisini hemen iletecek bir kap olması lazım. O zaman ben onu beryumdan yaparım değil mi? Isı ve elektriği iyi iletecek çünkü. Geldim bora, bizim milli madenimiz arkadaşlar. En fazla bizde bulunan maden nedir? Bor madenidir. Isıya çok dayanıklıdır. Hani bor cam üretilir ya arkadaşlar. Bor camımız vardır bizim. Annelerimiz bunun içine işte kek koyar, börek koyar, fırının içine atar. Fırının içinde erimez. Ama normal bir bardak koysanız, yani ısı iletkeni, ısıya dayanıklı olmayan, içinde bor olmayan bir cam kullansanız hemen çatlar ya da kırılır. Bazen cam bardaklarınız çaya doldurduğunuz zaman hemen çatlar ya arkadaşlar. Bu onun içinde ne olmuyor işte? Bor olmamış oluyor. Boru hafif olmuş oluyor ya da. İçinde borun fazla olduğu camlar dayanıklı, ısıya dayanıklı camlar oluyor. Enerji kaynağı olarak ve nükleer santrallerde kullanılıyormuş aynı zamanda. Unutmuyorsunuz ama en çok size neyi sorarlar? Isıya dayanıklı cam üretiminde kullanıldığını unutmuyorsunuz. Proton sayısı 5'tir. B harfi ile gösteriliyor. Yarı metaldir arkadaşlar. Ne tam metal? Metal yani yarı metal. Ortaya karışık. Devam edelim. Geldim karbona. Karbon bir gazdır arkadaşlar. Organik bileşiklerin hepsinde bulunur. Az önce şekeri yazdım ya ben. Şöyle yazmıştım. C6, H12, O6 demiştim değil mi? Bakın karbon. 6 tane karbon var. Aynı zamanda sizin DNA'nızda bulunur. O yüzden karbon, hidrojen, oksijen olmazsa olmazımızdır bizim. Çok önemlidir. Madde yani bizi biz yapan diyelim arkadaşlar. Proteinlerimizi oluşturuyor. En önemlisi. DNA'mız da protein. Bizim ribozom organelimiz de protein olduğu için, protein ürettiği için bizim karbonumuz önemlidir. Organik bileşiklerde bulunur diyoruz. Bazı bisikletlerin yapımında, bazı yakıtlarda bulunur diyoruz. Ama bunların çok önemli değiller arkadaşlar. Organik bileşiklerde bulunduğunu bilin. Karbon bazlı derler bazı şeylere. Hatta bazen deterjanların içine atarlar. Karbon bazlı deterjan gibi şeyler vardır. Ama size genellikle böyle işte bisiklet, alet, edevat yapımında sorarlar. Bazen de yakıtlarının içinde bulunuyormuş. Mesela CH4. Ne demiştik buna? Metan demiştik arkadaşlar. Bir önceki dersimizde göstermiştim. Bir tane karbon var içinde. Metan genellikle nerede olur? Çöplerde olur arkadaşlar. Çöplerde bazen patlama olur ya da bazen yangın çıkar ya işte bu gaz yüzünden çıkıyor. Yani bazen bunu yakıt olarak da kullanabilirsiniz. Geldim azota. Azot yine bitkiler için olmazsa olmazdır. Çünkü gübre. Gübrenin içinde var arkadaşlar. Bitkileri sürekli gübreliyorsunuz. Daha iyi verim sağlasın, daha iyi meyve versin diye değil mi? İşte azot da gübrenin içinde varmış. Gübre yapımında kullanılıyor. Protein üretiminde var. Soğutma sistemlerinde kullanılıyormuş aynı zamanda azot. Azotun harfi N harfi. Bakın genellikle işte karbonu C harfiyle hep kendi harfleriyle gösteriyorlar ama azot N harfiyle gösterilmiş. Bunu karıştırmıyorsunuz. Yani içinde N harfi yok azotun ama N harfiyle gösterilmiş. Çünkü nitrojen olarak geçer. Yani yabancı isim olarak nitrojen diye geçtiğinden N harfi verilmiş. Ama siz azot olarak bilineceksiniz. Gübre yapımında kullanıldığı bizim için önemlidir. Protein yapımında da yani proteinlerimizde de azotu kullanıyoruz. Geldik oksijene. Bizim solunum için olmazsa olmaz gazlarımızdan bir tanesidir. Hastalarımıza ne veriyoruz arkadaşlar? Böyle panik atak hastalarına oksijen veriyoruz değil mi? Bütün vücuduna çünkü oksijen gitmesi gerekiyor. Yani oksijen olmazsa vücudumda kangren meydana geliyor biliyorsunuz. Filmlerde de görmüşsünüzdür. Eğer bir yerinizi sıkı bağlarsanız oraya bir müddet kan gitmiyor. Kan gitmediği için oksijen de taşınmıyor. Oksijen taşınması artık orası kullanılamaz hale geliyor. Solunum olayında kullanılıyor. Hastanelerde oksijen tüpleri vardır. Çelik üretiminde de kullanılıyor. Kaynak yapımında da kullanılıyormuş. Hastanelerdeki oksijen tüpleri arkadaşlar tehlikelidir. Ateşle falan yaklaşmıyorsunuz. Oksijen gazı bir kere yanmaya başladığı zaman söndürmeniz neredeyse mümkün değil. Onun yanıp tükenmesini bekleyeceksiniz. Başka yolu yok. O yüzden dikkatli olmakta fayda var diyoruz. Böyle sıcağın altında falan durmaması lazım arkadaşlar. Ya da yanına dediğim gibi çakmakla kibritle yaklaşmamanız gerekir. Oksijenin O ile gösterildiğini artık biliyorsunuz. Karbon neydi?
Beş miydi? Altı mıydı? Altıydı çünkü öncekine ne yazdık? Beş yazdık arkadaşlar. Karbon 6 tane proton içerir. Azot 7 tane proton içerir. Oksijen 8 tane proton içeriyor. Geldim klora. Klor kaç tane içeriyormuş arkadaşlar? 9 tane içerecekmiş. Klor kendi harfiyle yine F harfiyle gösteriliyor. Florlu diş macunları. Hiç o diş macunlarının dışını okudunuz mu bilmiyorum. Dişlere beyazlık sağlar flor. Diş macunlarına katılır o yüzden. Ya da deodorantların içinde teflon üretiminde kullanıyormuş. Bu teflon tavalarımız var ya. Ya da soğutma sistemlerinde kullanıldığını bileceksiniz. Ama en önemli yer neresidir? Beyazlatıcı olarak diş macunlarının içinde kullanılır diyoruz. Geldim neona. Arkadaşlar böyle ışık kirliliği konusunu anlatırken önceki yıllarınızda artık 5'te mi 6'da mı işlediniz bilmiyorum. Tabelalardan bahsetmişsinizdi. Böyle yanıp söner. İşte dönerci. Başka ne olabilir? Takıcı falan. Böyle şeyler yanıp sönüyor, yanıp sönüyor. Böyle ışık kirliliği oluşturuyor ya. İşte onların ışık kirliliğinin sebebi nedir? Neon gazıdır. Neon gazı sayesinde ışıklı reklam panoları kuruyorsunuz. Yanıp sönüyor ya da akıp gidiyor. Yazılar böyle. Bilirsiniz onları. Renkli ve ışıklı reklam panolarında ve televizyon tüplerinde kullanılıyormuş. Bizim cisimleri işte televizyonda renkli görmemizi sağlıyormuş. Ya da işte tabelaları renkli, ışıklı görmemizi sağlıyormuş. Neonun da neon bir soy gazdır. 10 tane neyi vardır? Protonu vardır. Geldim sodyuma. Sodyum yine periyodik sistemde lityumun altında bulunacak arkadaşlar. 11 tane neyi var? Protonu var. Sodyumu nerede kullanıyorum ben? Sofra tuzunda. Vücudumuzun her yerinde neredeyse sodyum kullanılır. Özellikle kalbin içinde arkadaşlar. Sodyum potasyum pompalarımız vardır. Eğer bu sodyum potasyum pompası çalışmazsa kalbiniz durar arkadaşlar. Yani çalışmaz. O yüzden sodyum mutlaka vücudunuzda olması lazım. Günlük olarak sodyum almanız gerekir. Hatta bu çok tuzlu yiyenlerde bazen yüksek tansiyon olur. İşte neden? Çünkü çok tuzlu yediği için kalbi çok fazla atıyor. Çok fazla attığından basıncı artıyor kişinin. O yüzden yüksek tansiyon deniyor. Yani sodyumun da miktarı önemli bizim için. Ne fazla olacak ne az olacak. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Sofra tuzunda bulunuyormuş. Kağıtta bulunuyormuş, camda, sabunda, tekstil üretimi gibi alanlarda kullanılıyor. Yani her yerde var sodyum arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Ama en önemli yer olarak ben neyi bileceğim? Vücudumuzda kalbin iletiminde işte sofra tuzunda kullanıldığını bilmiş olacağım. Devam edelim bakalım başka ne var? Magnezyum. Bazen doktora gitmişsinizdir, size magnezyum vermiştir. Böyle şey eritirseniz şeyde suda İçersiniz onu magnezyumunuz azsa eğer. Yine dişlerde kullanılıyor arkadaşlar. Diş macunlarının içine de atılır bazen. Vücudumuzda da dişlerimizin yapısında bulunuyor. Bakın nerede kullanılıyormuş? Magnezyum bir metaldir bu arada. Uçak gövdesi yapımında kullanılıyormuş. Çünkü neden? Dayanıklıdır arkadaşlar. Fotoğraf makinelerinde de kullanıldığını biliyoruz. Bunu unutmayalım. Geldim alüminyuma. Şu 12 idi. Proton sayısı. Alüminyumun proton sayısı 13'tür ve Al olarak gösterilir. Bakın magnezyum Mg olarak gösteriliyormuş. Alüminyum neymiş? Al olarak gösteriyormuş. Mutfak eşyalarında kullanıyoruz değil mi biz bunları? Mutfakta alüminyum folyo vardır. Bazen anneniz bu alüminyum folyonun içine işte tavuk atar, et atar. Fırına verirler böyle. Çok güzel pişmesini sağlar. Mutfak eşyalarında kullanıyoruz. Sonra kolalar, teneke kutular var ya arkadaşlar bunların yapımında kullanılır. Kapı, pencere ve uçak gövdesinde yine alüminyum kullanılıyormuş. Unutmayalım. Silisyum dediğim şey ne acaba? Silisyum cam arkadaşlar. Toprak kumun yapısında bulunur silisyum. Şöyle 14 yazalım yanına. Silisyum toprağın yapısında bulunur. Seramik ve cam seramikleri falan bilirsiniz nasıl yapıldığını belki izlemişsinizdir internette ya da camın nasıl yapıldığını görmüşsünüzdür. Kumun yüksek sıcaklıkta eritilmesiyle yapılır. Bu su da neyi oluşturuyor zaten? Silisyum dediğimiz şey olduğu için içinde cam ve seramik yapımında kullanılıyormuş. Şunu 12 olarak karıştırmayın bu 14. Fosfora geldim. Fosfor arkadaşlar. Fosforlu cevriyen falan böyle şeyler vardır ya arkadaşlar. Fosforlu pembe denir hani ciyak ciyak bağırır ben buradayım diye. Fosfor şu mesela nerede kullanılıyor? Şu tavana asıyorsunuz ya arkadaşlar evin tavanına böyle küçük küçük yıldızlar gece parlar bunlar. İşte onların içinde fosfor var arkadaşlar. Gündüz ışığı hapsediyor içinde. Akşamları ne yapıyor? Parıl parıl parlıyorlar. Çok da güzel görünüyorlar. Çok severim. Ama fosfor sadece tabii ki de o şeyde yıldızların yapımında kullanılmıyor. Kemik ve sinir dokumuzda bulunuyor. Bizim kemiklerimizin sert olmasını sağlayan
nedir? Fosfordur. Aynı zamanda fosfor olmasaydı bizim ATP'miz, yani ATP dediğimiz şey enerjidir arkadaşlar. Mitokondri organeli üretiyordu bunu. P bakın burada var. Adenozin trifosfat diyoruz. Bakın fosfor, buradaki fosfat oradan geliyor. Yani enerji sağlıyor bize. Sinir dokuda bulunuyor. Sinirler biliyorsunuz iletim sağlar. Dokunmamızı, onun beyine iletilmesini falan sağlıyor. Burada kullanılıyormuş. Aynı zamanda suni gübre yapımında kullanılıyormuş. Ama ne bileceksiniz siz önemli olarak? Kemik ve sinir dokusunda bulunduğunu bileceksiniz. Geldi kükürt. Bu kükürtün bir kokusu var arkadaşlar. İğrenç bir koku. Laboratuvarda durulmaz yani bunun kokusundan. Bazı meyveleri sarartmada, meyvelerdeki zararları öldürmede ve barut yapımında. Bilmiyorum hiç böyle denk geldiniz mi? Gerçi nerede denk geleceksiniz ama. Bazen böyle tüfekler olur. Tüfeklerin içinde barut iterler böyle, eski tarz tüfeklerde bulunur. O barut bir pis kokar, bir pis kokar. Yani kükürtten kaynaklıdır bu arkadaşlar. Meyvelerde de bulunuyormuş bakın. Meyveleri sarartma işleminde kullanıyormuş. Ya da meyvelerdeki zararlı maddeleri öldürmede kullanılıyormuş. Ve barut asit yapımında kullanılıyormuş. Geldik klora. Klor, yani klorak çamaşır suyunda bulunuyor. Oradan aklıma geldi arkadaşlar. Klor içme sularımıza atılır. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Klorlama çalışması yüzünden sularınız kesilmiştir falan diye bazen mesaj gelir ya da işte hoparlörden duyurulur yaparlar böyle. Neden arkadaşlar? Çünkü bakterilerden arındırır. İçme sularının tesislerine, işte havuzlara klor atılır. Ne yapar? Bakterilerin, zararlı bakterilerin öldürülmesinde kullanılıyormuş. Argon'a geldik. Argon yine bir soy gazdır. Ampullerde kullanıyorsunuz arkadaşlar. Floresan lambaların yanmasında argon gazı sayesinde yanıyor. Lambanın içinde argon vardır. Elektrik iletimi sayesinde içinde böyle şey yapıyorlar, yanıyorlar küçük küçük. Bu bizim ne yapmamızı sağlıyor? Görmemizi sağlıyor. Argonda 18. yani 18 tane karbonu şey protonu var çekirdeğinde ve sizin ezberlemeniz gereken element sayısı burada bitmiş oluyor. 18 tanesini bileceksiniz arkadaşlar. Argon, klor, kükürt, fosfor, silisyum, alüminyum, magnezyum, sodyum, neon, flor, oksijen, azot, karbon, bor, berilyum, lityum, helyum, hidrojen. Bunları aklımızda tutuyoruz. Elementlerin sembollerini, yani şu yanındaki işte He ya da He, Li, berilyumun Be'si, bunları ezberliyorsunuz ve kullanım alanlarını öğreniyorsunuz. Şimdi günlük yaşamda kullanılan bazı elementlerin kullanım alanlarını gösterelim size. Bunları yani ezberleyeceğiniz şey de yok. Şöyle diyeyim. Periyodik sistemde 18 tanesini ezberleyeceksiniz ya, ilk 18 tanesini. Ayrıyeten bir de bunları ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Üzgünüm. 18 tanesini, ilk 18 sırayı ezberlediniz. Bir de bunlar var. Bakın demir nasıl gözüküyormuş? Gösteriliyormuş sembolüyle. Fe olarak gösteriliyormuş. Bunu aklınızda tutacaksınız. İnşaat malzemelerinde kullanıyoruz. Makinelerin içinde kullanıyoruz. Mutfak eşyalarında kullanıyoruz. Demir her yerde var biliyorsunuz. Altın, takı ve süs eşyalarında, değil mi? Kadınların olmazsa olmaz istedikleri şey. Gerçi günümüzde artık erkekler de kullanılıyor. Böyle Hintli adamlar takıp takıştırıyor ama altını genellikle takı ve süs eşyası olarak kim kullanıyor? Bayanlar kullanılıyor. Au olarak gösteriliyormuş bakın arkadaşlar. A, U sembolüyle gösteriliyormuş. Demiri F ile gösteriyormuşuz. Devam edelim. Bakır. Bakır telleri mutlaka görmüşsünüzdür. Telefonda işte bu elektrik kablolarının içinde. Hatta benim küçükken en sevdiğim şeydi bu. Kabloları böyle dışındaki kılıftan ayırırdım. İçindeki bu bakırı toplardım. Niye topluyorum bilmiyorum ama. Öyle bir hobim vardı küçükken. Elektrik kablolarında, bilgisayar devrelerinde, ısıtıcılarda ve çeşitli mutfak eşyalarında bakır kullanılıyormuş ve bakırın simgesi neymiş? Cu olarak geçiyor arkadaşlar. Cu olarak bilecekmişiz. Kurşun. Kurşun Pb olarak gösteriliyormuş bakın arkadaşlar. Pb. Mermi yapımında, atık su borularında ve akülerin içinde kullanılıyormuş. En önemlisi kurşunun mermilerde kullanıldığını bileceksiniz. Civa. Civanın bir özelliği vardır arkadaşlar. Bu civa metaldir ama tek sıvı olan metaldir. Yani bir metal aklınıza getirin. Altın, gümüş, bakır, işte kurşun. Bunların hepsi katı değil mi? Bakın burada da gümüşü göstermiş. Katı bunlar. Tek sıvı metal nedir? Civadır. Ve tek sıvı metal olan civamızı neyle gösteriyormuşuz biz? Hg harfiyle gösteriyormuşuz. Dişlerinizdeki bu dolgularda kullanılıyor.
Laboratuvar termometrelerinde kullanılır. Bu normal termometrelerimizde de kullanıyoruz arkadaşlar. Evinize aldıysanız böyle bazen dolaba süs olarak takıyorsunuz ya, arkasında mıknatıs var. İşte bu da neyi sağlıyor? Sıcaklık ölçmemizi sağlıyor. Termometrelerin içinde ve diş dolgularında kullanıyoruz. Geldik gümüşe. Yine süs ve takı eşyalarında kullanıyoruz. Bazı araç gereçlerin kaplanmasında da kullanmış oluyoruz ama genellikle süs ve takı olarak kullanıyoruz. Altın AU ile gösteriliyordu arkadaşlar. Gümüş AG ile gösteriliyormuş. Unutmayalım. Evet, burada bir etkileşim var. Hemen buna bakalım. Sonra dersimizi bitirelim. Şöyle bir büyüteyim size bunu. Elementler ve sembolleri. H ile gösterilen element neydi? Protonu 1. Belki buradan da aklınıza gelebilir. En az protonu olan neydi? Garibim hidrojendi, değil mi arkadaşlar? Hop, hidrojeni attım oraya. Geldim iki tane protonu bulunan. Bakın böyle sıralamışlar. Gördünüz mü? Sağa doğru. İki tane protonu olan neydi bu He ile gösterilen? Şimdi ezberleyene kadar bunları karıştıracaksınız biliyorum. Tek başına He hidrojen olacak. He olduysa ne olacak arkadaşlar? Helyum olacak, tamam mı? Helyumumuzu da oraya yazdık. Sonra ne var? Li. Bana neyi çağrıştırıyor? Sanki lityumu çağrıştırıyor. Hemen yerleştirdim. Beryum arkadaşlar BE ile gösteriliyordu. Beryumu işaretliyorum. B ile gösterilen ne olacaktı? Tabii ki de bor olacaktı. Onu da yazdım. C neydi? Karbon. Bakın karbonda kaç tane proton varmış? 6 tane varmış. Karbonumuz nerede? Burada. Geldim. N ile gösterilen. Dedim ki bunu hiç karıştırmayın. Yazılışında hiç yok ama sembolü böyle demiştim. Ne olacaktı bu? Azot olacaktı. Çünkü yabancılar ismini nitrojen olarak kullanıyorlardı. Oradan N harfi vermişlerdi. O yüzden zaten artık biliyoruz. Oksijen. F'yi biliyoruz neydi F'miz? Flor olacaktı. N neydi? Böyle nerede bulunuyordu hatırlatayım size. Tabelalarda, reklam panolarında bulunuyordu. Böyle yanıp sönmesini, ışıklı olmasını sağlıyordu. Ya da televizyon tüplerinde kullanılıyordu. Neon olacaktı. Onu da yerleştirdim. Geldim ne var burada? NA. Allah Allah bu neydi? Kalbimizin atmasını sağlıyordu değil mi? Neydi bu? Düşünün bakalım bir. Sodyum olacaktı arkadaşlar. Hemen sodyumu yerleştiriyorum. Mg'yi ezberlemişsinizdir zaten. Magnezyum olacak. Buna benzeyen başka bir şey de yok. Karıştırmazsınız. Al neydi? Alüminyumdan geliyordu. Alüminyumun ilk başındaki Al'sinden alüminyumu yerleştirdik. Si neydi? Silisyum. P neydi P? Fosfor olacaktı. Enerji veriyordu bize. ATP'nin yapısında bulunuyordu. S ne olacaktı arkadaşlar? Kükürt olacaktı. Kükürtün kokusu da kötüdür. Yazalım. CL neydi? Klor olacaktı. Suları temizlememizde yarıyordu. Ve ARN olacaktı. Argon olacaktı. Şimdi arkadaşlar biz bunları ben sizin yaşlarınızdayken nasıl ezberledik? Biz tabii sizin yaşınızdayken bütün periyodik cetveli ezberliyorduk. Şimdi burayı alt alta ezberliyordum ben. Çünkü alt alta gelenler birbirlerine benzer kimyasal özellik gösteriyor arkadaşlar. Alt alta geldilerse bunlar demek ki yapı olarak birbirlerine benziyorlar demektir. Bakın şunların hepsi gaz. Ve hepsi doğada tek başına bulunuyor. Gaz halinde. Hiç kimseyle bileşik yapmıyorlar. Sere serpe geziyorlar. Helyum da öyle, neon da. Zorla olsa bile bileşik yaptıramıyorsun bu vatandaşa. O kadar kararlı birisi. O yüzden bunları böyle alt alta dizmişler. Sonra ne var? Bakın burada şeyler var. Metallerimiz var. Şunlar yine metal. İşte bunlar yarı metal. Alt alta dizmişler böyle. Kimyasal özellikleri benzediğinden dolayı alt alta dizmişler. Biz nasıl ezberlemiştik bakın. Haydarpaşa Lisesi'nin nankör kimyacısı diye böyle aşağıya doğru devam ediyordu. Ya da burada her gelen Nedim arsız karısını diye böyle iniyordu. Burada belki mağazada canına sarılırken diye böyle ezberlemiştik. Beni alan gamsız insafsız diye böyle aşağı iniyordu. Kendimize şifreler oluşturmuştuk. Siz de kendinize bu şekilde şifre oluşturabilirsiniz. Bileşiklere geçmiyorum arkadaşlar. Bu derste saf maddeleri gördük. Saf maddelerden elementler alt başlığını işledik. Elementlere güzelce çalışıyorsunuz. Bir sonraki dersimde bileşikleri size anlatacağım. Yine buralarda da ezberlemeniz gereken sembollerimiz var. Siz şimdi gidin elementleri ezberleyin. Haydi bakalım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çalışmayı unutmayın. Güle güle.